Sana hamdolsun. Şu kainatı benim emrime sundun. Bana ihsan ettin, bana ikram ettin. Şimdi ben sana teşekkürümü senin benden istediğin biçimde sana takdim ediyorum. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Yolculuk yine Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Aksiyona dönen her ile bir ruh katmak Bismillah'la dönüyor. Çünkü onun ismiyle başladı. Ardından Elhamdülillahi Rabbil Alem. Şimdi onu razı etti. Ebedi hayat ve saadeti yakalama noktasında üzerine düşen vazifeyi yaptı. Mesela gerisi ona kalmış. İhlas, Allah'ın rızası kul ile Allah arasında öyle bir sırdır ki melek bilmez ki yazsın, şeytan anlamaz ki olsun. Bir daha. İhlas Allah'ın rızası. Kul ile Allah arasında öyle bir sırdır ki melek kiramen katibin bilmez ki yazsın, şeytan anlamaz ki olsun. Hangi evrede, hangi amelde, hangi davranışta, hangi duada, hangi fakiri okşamakta, hangi namazda, hangi ibadette, hangi taatte, hangi kulun size duasında, hangi güler yüzünüzde, hangi tatlı dilinizde, nerede Cenab-ı Hakk'ın rızası biliyor muyuz? Bir ömür onu arıyoruz. O zaman bize düşen vazife şu. O hassasiyetle hayata taşımak. O hassasiyetle hayata taşımanın yolu ise şu. Hakkınızda büyük bir mahkemede dava açıldığını duymuş olsanız ne yaparsınız? Duyduğunuz gibi büyük dava açılmış. Ne yaparsınız? İlk yapılacak iş nedir? İyi bir avukat. Gerisi ona kalmış. İhlas, Allah'ın rızası. Kul ile Allah arasında öyle bir sırdır ki melek bilmez ki yapsın, şeytan anlamaz ki olsun. Bir daha. İhlas Allah'ın rızası. Kul ile Allah arasında öyle bir sırdır ki melek kiramen katibin bilmez ki yapsın, şeytan anlamaz ki olsun. Hangi emelde, hangi amelde, hangi davranışta, hangi duada, hangi fakiri okşamakta, hangi namazda, hangi ibadette, hangi taatte, hangi kulun size duasında, hangi güler yüzünüzde, hangi tatlı dilinizde, nerede Cenab-ı Hakk'ın rızası biliyor muyuz? Bir ömür onu arıyoruz. O zaman bize düşen vazife şu. O hassasiyetle hayata taşımak. O hassasiyeti hayata taşımanın yolu ise şu. Hakkınızda büyük bir mahkemede dava açıldığını duymuş olsanız ne yaparsınız? Duyduğunuz gibi büyük dava açılmış. Ne yaparsınız? İlk yapılacak iş nedir? İyi bir avukat. Esen abi sen dinliyorum. Mehmet hocam sen dinliyorum. Ramazan. Ramazan hocam. İyi bir avukat. Çok güzel. İlk akla gelen budur. Bir dava açılmışsa, hele bu dava bir adamın dünyasını perişan edecek 3-5 sene değil de böyle 15-20 sene, 30-40 sene hele idamla yargılandığı, hele ebedi idamla yargılandığı bir dava ise ne arar bir adam? Ramazan hocam, avukat arar, avukat. Hangi avukatı bulur? Sahanın uzmanı, ehliyetlisi, o davada en az hasarla o işten çıkartacak bir adamı bulur. Der ki avukata, ben şahidim buna. Satayım malımı, mülkümü, neyim varsa her şeyden kurtarım. Arkadaşlar, nereye gidiyoruz? İnsan bir yolculuğu. Sabahatten geçtiğe, geçtikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre kabirden, haşre haşirden, ebedi bir aleme gidiyoruz. Ama neye çıkacağız? Bir mahkemeye. Hangi mahkeme? Bilmeyenimiz var mı? Avukat Recep yeni ruhsat aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hazretleri Oğlu Recep'i artık şeye taktık. Yani camianın içine. Böyle bir davadan haberi olmayan var mı? Mahkemeyi Kübra'ya gidiyoruz. Büyük mahkeme. Böyle bir mahkeme. Bütün yaptıklarımız hayır edilmiş. Yetmez.
Yaptığımız her iş niyetlerimizle kaydedilmiş. Amellerimiz kaydedilmiş yetmez. Niyetlerimizle kaydedilmiş. Niyetlerimizle kaydedilmezse mutlak adalet tahakkuk etmez. Onun için Cenab-ı Hak niyetlerle kaydediyor. Böyle bir mahkemeyi kübrada her birimizin adına açılmış bir dava var. Bu dava sonunda mahkemeyi kübrada ebedi hayatı kaybetmek veya kazanmak davası sonuçlanacak. Diyecekler ki يَا اَيْلَا اَيْسُمُونَ اِرْجِعِ اِلَّا رَبِّكُ رَعْضِيَةً مَعْضِيَةً هَدُخُلِي بِيْمَانِ وَدُخُلِي O mahkemenin kararının bu ayetin hakikatiyle bittiği bir mahkeme ilanına kavuşmayı cümlemize Allah nasip etsin. Ama mahkeme kararında Allah muhafaza yani dediği kötü kurabı ve yehul kendini bitti işte dava ebedi cehennem kafirler derler yani dediği keşke ebedi düşman kötü kurabı toprak olsaydı Allah ondan muhafaza etsin. Şimdi böyle bir ebedi hayatı kazanmak ve kaybetmek davası hakikati hayatımıza tam hakim olsa her halimiz, her davranışımız, her tutumumuz mahkeme-i kübra dosyasına bir delil olarak gidiyor. Her niyetimiz kaybediliyor. Her amelimiz kaybediliyor. Ne kadar? İyilik adına, güzellik adına yaptığımız her şey kaybediliyor. Böyle bir beşer görmese de, böyle bir insan vakıf olmasa da, böyle bir insanın o meseleye ıttılağı olmasa da, işte bu idrak hakikati insanın hayatının bütününü kuşattığı an, o ebedi hayatı kazanmak ve kaybetmek davası başından diğer bütün işler detay ve ayrıntı kalır. Eğer hakkıyla dünyevi bir davayla karşılaşsaydınız, başka hiçbir şey kafanızda onun kadar ehemmiyetli olmazdı. Allah vermesin. Ben çok müvekkilde gördüğüm için görüyorum, o psikolojiyi çok iyi biliyorum. Eğer aynı duyguyu biz hayata hakim kılabilsek, mahkeme-i kübrada hakkımızda bir dava açıldığını bilsek, o dava dosyasına her amelimiz ve eylemimizle delil ve belge gönderdiğimizi bilsek, o zaman kendimize çekimizden veririz. İmanımızın hayata aksedişini tevhid ederiz. Bu neyle mümkün? Her fiil düşünce planında bir fikre dayanır. Döndük aksiyona. Her fikir düşünce planında hayata aksedişiyle bir aksiyon olarak ortaya çıkar. O zaman imanımızı ziyadeleştirmek zaruretimiz var. Neyle? Tefekkür. Bu neyle? Derse sohbetler. Hangi cemaat, hangi grup, hangi tarikat, hangi manevi vasıta ve vesileyle olursa olsun ne olursunuz? Manevi dünyadan kalp ve ruhumuzun her gün gıdalandığı o hakikati imanımızın tahkiki bir düzeye çıkarmak için devamlı bir surette ona tahşirat yapalım. Merak etmeyin, harici alemdeki hadiseler sizin imanınıza göre şekillenecek. Öyle demiş Resul-i Ekrem Aleyhisselam. Nasılsanız öyle idare olursunuz. İdare olunmak bir sonuç, siyaset bir sonuç, dünyanın hadiseleri bir sonuç. O sonucu netice verecek bizim eylemimizdir, bizim amelimizdir, bizim işimizdir. Eğer biz bu vazifeyi hakkıyla ifa etsek, işte o zaman tarihi alemde aynı bir tesir yapacağız.